Gamepad, joystick veya kontrolcü. Bu kelimeleri kullandığımızda aklımıza ilk olarak oyun konsolları gelirdi bir dönem. Günümüzde bilgisayar oyuncuları için bir zamanlar gurur meselesi olan klavye ve mouse çoğu oyunda yerini gamepad'e bırakmaya başladı. Özellikle spor, yarış ve aksiyon rol yapma oyunlarında gamepad daha iyi, daha kolay bir seçenek olarak görülmeye başlandı. Sürücü sorunları, ayarlama ve uyumluluk gibi birçok problem de aşıldığı için gamepad'ler bilgisayar oyuncuları tarafından da tercih edilen ekipmanlar haline geldiler. Şimdi gelelim asıl meseleye. PC'de kullanmak için alabileceğimiz en iyi gamepad hangisi? Sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için birçok ürünü denemek, görmek lazım. İşte bunlar da benim denediğim, gördüğüm, seneler boyunca kullandığım gamepad'ler. Deneyimlerimden yola çıkarak yalnızca iki gamepad'i bu incelemeye alacağım. Biri Xbox Series SX gamepad, diğeri ise DualSense. Peki neden bu iki gamepad'i inceliyoruz? 1. Bunlar son nesil konsollara ait gamepad'ler oldukları için. 2. Bu ikisinin bilgisayarla uyumluluğu çok iyi olduğu için. 3. Piyasadaki en iyi iki gamepad olduğunu düşündüğüm için. Öncelikle gamepad'lerimizi fiziksel bir muayeneden geçiriyoruz. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi klasik tuşlar, yön tuşları, analoglarımız ve Xbox tuşumuz. Şurada menü ve paylaş tuşlarımız mevcut. Burada bilinmeyen bir husus yok. Bildiğimiz eski tip bir gamepad. Zaten Xbox'ın One ve Series SX gamepad'lerinde çok büyük değişiklikler yok. Bir takım teknik değişiklikler var. Bunları birazdan paylaşacağım. Xbox gamepad'imiz bu şekilde. Bir başka rengine de bakacak olursak yine aynı şey, sadece biraz daha parlak. Şimdi de DualSense'e göz atalım. Bildiğiniz üzere zaten PlayStation kollarında analoglar Xbox'tan farklı bir yerde duruyor. DualShock 4'ten birazcık daha farklı bir kol var karşımızda görsel olarak ve tuşların kalitesi ve görünüşü olarak. Onun dışında birazdan teknik detaylarına değineceğimiz bazı farklılıklar var ama normal bildiğimiz PlayStation gamepad. İki gamepad'in ortak yönlerine bakalım. 1. İkisi de Bluetooth bağlantısıyla bilgisayara bağlanabiliyorlar. 2. USB Type-C bağlantı türüne sahipler. Bu şekilde bilgisayara bağlanabildikleri gibi DualSense USB Type-C ile şarj edilebiliyor. Ayrıca Xbox kolunda pillerini söktüğünüz zaman ve USB Type-C kablosuyla bağladığınız zaman kullanabilmeniz mümkün pilsiz olarak. Bunu neden yapalım diye soracak olursanız, kimi zaman piliniz bitebilir, evde pil kalmayabilir veyahut da pilin sarfını azaltmak için kabloyla kullanmak isteyebilirsiniz. Bu tarz durumlarda kullanılabilecektir. 3. Bu iki kolda Steam kontrolcü desteğine sahip. Bu kolları destekleyen oyunlarda hiçbir başka ayar yapmadan rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Bağlantıda da bir sıkıntı çıkmıyor, oyunda da bir sıkıntı çıkmıyor. Şu ana kadar ortak özelliklerimizden bahsettik, bizi buluşturan noktalara parmak bastık, nelerde ortaklaşabiliriz diye düşündük ama artık bitti. Şimdi bu iki kolu kafa kafaya çarpıştıracağız. Bu 6 kritere göre kolları değerlendireceğiz ve hangisi döver sorusuna yanıt bulacağız. Design başlığından kastettiğim şu, gamepad'in biraz da göze hitap etmesi, yani diğer özelliklerinden ziyade baktığım zaman bana iyi hissettirebilecek bir dizayna sahip olması, tasarıma sahip olması. Xbox gamepad'ini aldığımızda zaten alışkın olduğumuz bir dizaynla karşı karşıyayız. Herhangi bir değişiklik yok. Bir nesil önceki kolumuzla birebir aynı. Sade ve güzel sayılabilecek bir tasarımı var. Tabii tartışmalı ama baktığın zaman güzel bir teknolojik ekipman hissiyatı veriyor insana. Yani nice dandik dundik kollar var. Bu baktığın zaman hiç de fena görünmeyen ama basit bir tasarımı olan, öyle çok çok aşırı göze hitap eden bir gamepad olduğunu düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey var. Microsoft sürekli olarak farklı farklı renklerde gamepadler çıkarıyor. Bu açığı kapatmak için olduğunu düşünüyorum. O gamepadlerin renkleri, şekilleri çok gayet güzel görünüyor. Ancak
siyah ve beyaz modellerine baktığımız zaman öyle çok ahım şahım bir durum olmadığını görebiliyoruz. DualSense'e geçiş yaptığımızda ise DualSense'in tasarımının daha göze hoş gelen böyle kıvrımları vesaireleri olsun, gamepad'in tuşları olsun daha çekici ve daha kaliteli görünen bir tasarıma sahip olduğunu ben düşünüyorum. Tabii bu kişinin tasarımdan ne beklediğine göre gayet değişebilecek bir durum. Ancak ben bu etapta yani tasarım konusunda DualSense'e oyumu veriyorum. Kazananı DualSense olarak belirliyorum. Xbox 360 ile Xbox One kolları arasında bariz bir yenilik ve değişim söz konusu olsa da Xbox Series X kolunda böyle bariz ve hayatımızı değiştiren bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Tasarım neredeyse birebir aynı. Çok ufak tefek farklılıklar var. Teknik birkaç farklılık var. Bunun dışında yeni nesilde önceki nesilden çok daha üstün bir özellik bulunmuyor Xbox cephesinde. PlayStation'a geldiğimizde ise ufak tasarım değişiklikleriyle kolun daha güzelleştirilmiş olmasının yanı sıra iki büyük oyun değiştirici özellikle karşı karşıyayız. Bunlardan birincisi haptik feedback, ikincisi ise adaptive trigger özellikleri. Haptik feedback aslında bildiğimiz bir teknoloji, yani titreşimle geri bildirim verilmesi meselesi. Ancak DualSense'de bu iş daha da geliştirilmiş ve oyun içinde eğer destekliyorsa oyun birçok interaksiyonda güzel titreşimli geri bildirim verdiği için oyunun daha da içinde hissetmenizi sağlayan bir özellik. Anlatmakta zorlanmamdan da anlayacağınız üzere aslında deneyimleyerek, yaşayarak anlaşılabilecek güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum. Adaptive Trigger da tetik tuşları dediğimiz tuşların oyundaki nesnelere göre tepkisinin değişmesini sağlayan bir şey. Yani tabanca kullanırken farklı bir tepki, makineli tüfek kullanırken farklı bir tepki veyahut da başka bir eşya üzerinde değişik değişik tepkiler vermesini, tetiğin geri bildiriminin yani direncinin değişmesini sağlayan bir özellik ki bu özelliği göstererek anlatsak çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Tetik tuşunun ateş edildiğinde verdiği geri tepme hissiyatı ve boş olduğu zaman ayrı bir tepki vermesi tabii oyunu daha gerçekçi kılan bir özellik haline geliyor. Yalnız dikkat edilmesi gereken bir husus var. Bu özellikler yalnızca destekleyen oyunlarda çalışmakta. Yine de bu durum harika bir gelişme olması gerçeğini değiştirmiyor. Önceki nesle göre yenilik konusunda da DualSense puanı alıyor. Kullanım kolaylığı ve rahatlık konusunda iki kolunda birbirinden aslında eksiği yok. İkisi de gayet rahat, ele oturabilen. Tuşları güzel, çok sert olmayan, güzel güzel yapılmış, tatlı tatlı kollar. Dolayısıyla kullanım kolaylığı ve rahatlığı aslında sizin bu kolla ilgili ne düşündüğünüze göre değişen bir şey. Yani elinize aldığınızda veya bir hissiyat sizde nasıl bir duygu oluşturuyorsa ona göre seçmenizde yarar var. Atıyorum bunun plastiği daha güzel gelmiştir, bununki daha böyle kaygan gelmiştir, bunu seçersiniz, öbürünü seçer falan filan. Bu tamamen kişisel bir konu olduğunu düşündüğüm için bu başlık altında ikisini eşit görüyorum. Şimdi geldik Xbox Gamepad'in parladığı bir noktaya. PC uyumluluğu. DualSense yalnızca Steam'de uyumlu bir şekilde çalışıyor. Steam bu konuda çok yardımcı oluyor. Ancak diğer uygulamalarda üçüncü parti bir yazılım veyahut da kabloyla bağlamanız gerekiyor ki bu ikisini kullandığınız zaman bile çalışmadığı durumlar var. Ancak Xbox bu konuda gayet uyumlu bir şekilde çalışıyor. Çoğu oyunda sorunsuz bir şekilde Xbox kolunuzu hiçbir üçüncü parti yazılıma ihtiyaç duymaksızın PC'de kullanabiliyorsunuz. Ayrıca her ne kadar güzel özellikler olsalar da Adaptive Trigger ve Haptic Feedback kablosuz bağlantıda hiçbir şekilde çalışmıyor. Bunu da ne yazık ki DualSense'in eksihanesine yazmak durumundayız. Bütün bunlardan dolayı bu etabın birincisi Xbox Gamepad oluyor. Malzeme kalitesi kısmına geldiğimizde burada dikkat edeceğimiz husus şu. Daha önce aslında bunu kullanım kolaylığı ve rahatlığı kısmında söylemiştim. Birazcık da insanın kendi nasıl bir malzeme istediğine göre değişmekle birlikte aslında PlayStation kolunun tuşları daha yumuşak, analogları çok daha hassas. Oyun içinde de bunu rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Yani ben mesela hiç shooter, FPS vesaire oynamazdım kolla. Ancak o kadar hassas ve güzel bir şekilde yönlendirme yapabiliyorsunuz ki PlayStation kolunu DualSense aldıktan sonra ben shooter oynamaya başladım. Xbox'ın kolu biraz daha tabiri caizse kütük bir kol.
ve seslerinden bile anlayabileceğiniz üzere tuşlar hassasiyet açısından biraz daha kötü. Yani böyle katır kutur ediyor oynarken, titreşimi biraz daha kötü açıkçası. Tuş hassasiyetleri diğer teknolojik gelişmelerden kaynaklı olarak tabii ki DualSense'de daha iyi. Tetik hassasiyetleri vesaireleri, kalitesi. Ama temel fark olarak, yani bütün bunları geriye bıraktığımızda, DualSense'in malzeme kalitesi de kendini hissettiriyor. Kolu elinize aldığınızda diğer koldan çok daha iyi bir malzemeye sahip olduğunu, bunun biraz daha kütük bir plastikle yapıldığını, bunun daha iyi olduğunu fark edeceksinizdir. Bu nedenle bu etabın galibi DualSense oluyor. Bir dakika, ne oluyor? Efendim, demin dediniz ya tetik hassasiyeti çok iyi, tuşları çok güzel diye. Ondan ekleyiverdim ben de. Tamam da daha o başlığa gelmedik. Gerek var mı? Söylediniz zaten. Yahu ben hatırlamıyorum, ne söylemişim? Madem öyle, VAR'a gidelim. PlayStation kolunun tuşları daha yumuşak, analogları çok daha hassas. Oraya bir 10 puan daha yazmanızı rica edeceğim. Peki. Kabul ediyorum. Bu halde zaten DualSense'de günün birincisi oluyor. Kendisini tebrik ediyorum. Sizlere de izlediğiniz için teşekkür ediyorum.